والسابقون السابقون أولئك المقربون. Maraş'tan bir soru var. Babam düğünümü çalgılı yapmak istemediğim için bana soğuk davranıyor. Ne yapmam gerekir? Baban soğuk davransın. Kıyamet gününde, hatta mezara girdiğinde mutlu olacak, merak etme. Herkes kendi cennetini kendi kazanmak zorunda. Çalgılı düğün yapmak caiz olamaz. İslam'a uygun bir düğün olması lazım. Yine İslam'a uygun, mesela ilahiler falan söylenebilir, şakalar yapılabilir, fıkralar anlatılabilir, komediler yapılabilir, İslam'a uygun eğlenceler tertiplenebilir. Ama İslam'a uymayan haramlar, bu tür çalgılı düğünlerin çoğunda zaten içki de oluyor, bir kısmında dans da oluyor, hatta çoğunda dans oluyor. Bilen de bilmeyene çıkıp dans ediyor. Yani bu tür çalgılı düğünlerde dansı olmayan, içkisi olmayan pek yoktur, azdır yani. Bunlar caiz olabilir mi? Baba ne istiyorsa istiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki: "La ta'ata li mahluk fi ma'siyatil halik." Yaratana isyanda yaratılmışlara itaat yoktur. Yaratana isyan olacaksa yaratılmışlara itaat edemeyiz. Baba bana soğuk davranıyor deyip de vidaları gevşetmesin. Bu soruyu soran Maraşlı. Yarın kalkıp da öyle bir düğün yapmasın, babamın hatırı için demesin, Allah'a hesabını verir. Başka bir mesele olsa ne baba dinlerler ne ana. Ama böyle meselelere gelince aslında biraz da kendileri de yapmak istiyor herhalde. Anam babam demeye başlıyorlar. Anayı babayı öne sürerek fetva alacaklar yani. Bir kısmının da taktiği bu. Baban dese ki, mesela bir kızı çok seviyor olsa, dese ki onunla evlenme, ne baba dinler ne ana. Ama böyle şeylere gelince, işte babam şöyle dedi, ona uymam gerekir mi, baba hakkı falan hani. Ondan dolayı yani. Ya ben canım istemiyor da, hani ondan dolayı. Acaba Allah herkesin kalbini bilmektedir. Ana baba diyerek böyle bir günaha girenler hesabını verirler. O ana baba da kıyamet gününde demez ki yani ya Rabbi ben dedim, o yüzden oğlum benim için yaptı. Onun günahını bana yaz ya Rabbi demez. Der ki bana uymasaydı aklı yok muydu ya Rabbi? Böyle diyecek. O da benim gibi mükellef bir varlıktı. Ben mesulsem o da mesuldü. Aklı vardı, deli değildi. Neden sana uymadı da bana uydu? Çünkü onun da hoşuna gidiyordu. Deyip kendisini savunacak.